Evet gençler, 20. sayfaya geldik. 7. sınıf İngilizce kitabımızın 20. sayfası, 1. ünite arkadaşlar. Burada bazı sıfatlar verilmiş. Bu sıfatların zıt anlamlılarını, yani karşıtlarını yazmanız isteniyor. Mesela burada çalışkan, kibar, uzun ve kıvırcık verilmiş. Bunların karşıtları sizden isteniyor. Ben hem Türkçelerini hem İngilizceleri yazılı arkadaşlar. Beautiful mesela çirkin karşılığı. Beautiful'un karşılığı young, yani genç. Karşılığı ne olacak? Yaşlı, old olacak. Komik karşılığı sıkıcı. Bencil, bencil olmayan olacak. Çalışkan, tembel. Kaba, kibar. Uzun, short biliyorsunuz kısa. Kıvırcık, yani kıvırcık saçlı. Burada kişilik özellikleri, görünüm özellikleri veriliyor. Burada da düz, yani düz saçlı şeklinde yazılmış. Siz de videoyu durdurup yazın ya da ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Ben aşağı doğru ineyim şöyle. Evet, şöyle ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ve aşağı doğru ineceğim. Burada da konuşma balonları verilmiş. Gördüğünüz gibi 4 tane konuşma balonu var. Ben yanına Türkçelerini de yazdım arkadaşlar, ne anlama geldiğini. Mesela o daha genç, kahverengi gözlü ve dalgalı kahverengi saçları güzeldir ve o ince ve uzun diyor. Bu kimi tarif ediyor? She dediğine göre bir hanımefendiyi tarif ediyor değil mi? Bakalım uzun, dalgalı saçlı, güzel, genç bir hanımefendi nerede var? A nerede? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu hanımefendiyi bizlere tarif ediyor değil mi? Gördüğünüz gibi şunu tarif ediyor. İkinci de ne diyor bakalım? B, ince uzun gözleri, ince ve uzun diyor. Gözleri kahverengi, uzun ve düz saçları var. Yakışıklı görünüyor diyor B. Nerede? Sanırım şu şahıstan bahsediyor arkadaşlar. Ama kafasında şapkası da var deseydi sanki daha iyi olurdu değil mi? Gri saçları, mavi gözleri var. Yaşlı ve çok hoş. Şu hanımdan bahsediyor bu da arkadaşlar. O halde buna ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Geriye elimizde ne kaldı arkadaşlar? D kaldı. Saçları kıvırcık, yeşil gözleri var. Oldukça çekici. Erkekten bahsediyor. İşte şu değil mi arkadaşlar? O halde dördüncü D balonumuzda bu vatandaşı, bu yurttaşı, bu arkadaşı tarif ediyor. Evet, 20. sayfamızı da bu şekilde bitirdik. Hanımefendi C, kapşonlu çocuk B, genç hanımefendi A, kıvırcık saçlı, çekici, renkli gözlü beyefendi de D olarak işaretlenmiş bulunuyor. Evet, siz şunu da Türkçelerine de karşısına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hepsi görünsün. Evet. 21. sayfaya doğru ben gidiyorum. Siz de bunu yaparak peşimden geliverin. Abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Hadi bakalım.